Halil Reçber Piyasa'nın herkese merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Evet, bayağı hareketli bir hafta geçirdik. Verimli de bir haftaydı. En azından bizim için verimli bir haftaydı. Her zaman bahsetmiş olduğumuz üzere. Piyasalar nasıl olursa olsun, trend nasıl olursa olsun, önemli olan sizin içinde bulunduğunuz trendin iyi olup olmaması. Evet, biz de her zaman bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ve trendleri bir adım önden görmeye çalışıyoruz. Eğer görebiliyorsak ve bu noktada paylaşımlarımızda sizlere bir nebze olsun tecrübelerimizi aktararak bir şeyler çıkıyor ortaya diyebiliyorsak, dedirtebiliyorsak ne mutlu bizim için. Ve dediğimiz gibi her zaman yapıcı eleştirilerinizi bekliyoruz. Yapıcı eleştiri diye bir şey mi olur? Evet, eleştiri yapıcıdır zaten. Zaten eleştiri neden yapılır? Karşı tarafa böyle yaparsan böyle olur. Bu yapmış olduğun çok uymuyor tarzında eleştiriyle ilgili yazın artık YouTube'a. Eleştiri nedir? Bütün detayları oradan görürsünüz. Bu noktadan bakmayan arkadaşlara söylemek istiyorum. Evet, eleştiri hepimizi geliştirir şüphesiz. Sonuçta hepimiz bilgiye açız. Bilgiye açız derken biliyorsunuz geçen hafta çok önemli bir takım gelişmeler oldu. Kara delik, biliyorsunuz kara delikle ilgili çok fazlasıyla şeyler konuşulduğu, yazıldığı, çizildi. Artık bugün 5 yaşındaki çocuklar bile, ilkokul çocukları, ilkokul 1, 2, 2. sınıf, anaokulundaki çocuklar bile kara delikleri biliyor arkadaşlar. Onun için çağın gerisinde kalmak hikayesiyle de başlamak istemiyorum ama Newton'un, Einstein'ın, Stephen Hawking'in, dünyanın önemli bilim insanlarının yapmış olduğu 20. yüzyılın başında itibaren damgasını vuran bu gelişmeler gerçekten bize muhteşem mesajlar veriyor. Kara deliğin bu hafta içinde ilk defa görüntülenmiş olması, Einstein'ın kara delikle ilgili bahsetmiş olduğu teorinin artık pratiğe geçtiğini gördük. Yani somutlaştığını gördük. Kara deliğin resminin çekilmesiyle birlikte ve gerçekten kara delik denen bilim konusu çok fazla üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken şeylerden bahsediyor. Bulunduğumuz topraklar bu açıdan da değerlendirdiğimiz aslında bilimin de bir yerde temellerinin atıldığı topraklar, bölgeler. Onun için Einstein'in izafiyet teorisiyle aynı zamanda kuantum teorisi, bunların hepsi zaman içinde boyutlar, birinci, ikinci, üçüncü boyut, dördüncü boyut olarak aslında kara delik ve kuantum fiziği çerçevesinde değerlendirildiğinde hepimiz aslında bir enerjiyiz. Yani hayatta görmüş olduğumuz her şey enerji, biz de dahil olmak üzere. Ama bu enerjinin bir yerde hızının azalması ile birlikte bir illüzyon şeklinde aslında hepimiz madde haline dönmüş bir biçimdeyiz. Yani enerjinin hızının azalmış haliyle aslında hepimiz şu anki evreni oluşturduğumuza dair, maddeyi oluşturduğumuza dair fizikçilerin söylemiş olduğu, tarif ettiği bir konu. O kadar muhteşem şeyler var ki YouTube'dan arkadaşlar gibi muhteşem bilgiler edinebiliyorsunuz. Ben yıllardır astronomiyle de ilgileniyorum ama şu son hafta içinde olan gelişme gerçekten beni çok çok etkiledi. Bunlarla ilgili çok fazlasıyla notlar aldım. Bizim topraklarımızda olan 12.800 yıl öncesine, 12.800 yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe'den tutun da bugün gelmiş olduğumuz kara deliğin, Einstein'in izafiyet teorisinin de bir yerde somutlaştırıldığı, kara deliğin resminin çekilmesiyle birlikte somutlaştırıldığı bir noktaya geldiğimizi düşünecek olursak 12.800 yıl, yani Göbekli Tepe'nin
Urfa'daki Göbekli Tepe'nin bir yerde bulunmasıyla birlikte bu tarihin, belki de insanlık tarihinin ilk başlangıcı tabi değil ama sonuç itibariyle belki de medeniyetleşmeye, yani Cilalı Taş Devri, Taş Devri, Tuş Devri falan, buradan sonraki süreçte en somutlaştığı bilginin yavaş yavaş akışının başladığı bir döneme belki de denk geliyor. 12.800 yıllık Göbekli Tepe'nin piramitlerden, Mayalardan, İnkalardan, Sümerlerden, Komagene uygarlığından ve birçok uygarlıktan çok daha eski olduğunu düşünecek olursak, o zamandan daha insanlar neler yapmış düşünebiliyor musunuz? Kilometrelerce ötelerden gelip bir ibadet tapınak yapmışlar kendilerine ve kilometrelerce ötelerden bulundukları araziye veya bölgeye sular taşıyabilecek kemerler yapılmış binlerce yıl önce. Ve insanlar çalışarak bunları elde etmişler. Ve bugün, evet, gördüğünüz gibi kara deliğin keşfi de biz açıkçası ilk andan şu ana kadar çalışan, üreten insanların, düşünen insanların, sorgulayan insanların sayesinde bugün sizlerle konuşuyor ve irtibatta oluyoruz. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi, mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, her şeyimizi paylaşır durumdayız. Evet, gerçekten çalışan insanlara teşekkür ediyoruz. Hepimiz aslında Tanrı'nın, inanalım veya inanmayalım, bizlerin içine koymuş olduğu muhteşem güçler, muhteşem bir yerde yapabileceklerimizi gösteren güçlere sahibiz. Bunları arayıp sorgulamak, sormak gerekiyor. Her alanda olduğu gibi. Evet. Şimdi bazı notlar almıştım. Çok güzel notlar var. Bunları başka zaman paylaşalım. Şimdi piyasalara dönmek istiyorum. Piyasalarla ilgili. Şöyle arkadaşlar, dolar endeksinden tutun da hisselere kadar. Hisseleri daha detaylıya çalışacağım ama daha sonra çalışacağım. Belki yarın, gerçi Antalya'da eğitimimiz var. Antalya'da eğitimimiz 9.30'da başlayacak. Antalya eğitimine kesin kayıt yaptırıp yaptıran arkadaşlara bir kere daha buradan duyurmuş olayım. Antalya'da eğitimimiz saat 9.30'da başlıyor. Bir yarım saat önceyi aldık. Dolayısıyla bekliyoruz kesin kayıt yaptıran arkadaşlarımızı. Zaten herkes biliyor bu noktada. İlginiz için de teşekkür ediyorum. Ve kontenjanımız da doldu. Bu anlamda tekrar teşekkürler. Şimdi sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz diyoruz. Bunu geçiyorum. Yeni bir eğitim yaz dönemi eğitim takvimi açıkladık. Özel eğitim, sınıf eğitimi, internet üzerinden eğitimler. Özel eğitimde arkadaşlar hafta içinde beraber trade ediyoruz. Hafta sonu da tabii tercihen isteyen olursa eğitim yapıyoruz, özel eğitim. Ama hafta içi yapmış olduğumuz eğitimde ben nasıl trade ediyorum, nasıl arıyorum, satıyorum. Hatta siz de benim yaptığımın aynısını yapabilirsiniz. Bu noktada nasıl trade edilir, nasıl alınır, nasıl satılır, gerçek işlemlerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir günlük bir eğitim. Bununla ilgili sayfamızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Özel eğitim, internet üzerinden eğitimler. İnternet üzerinden eğitimlerde şimdi birkaç daha konuyu detaylandırıyoruz arkadaşlar. Daha önceden bizden internet eğitimi alan arkadaşları da bu almış oldukları eğitime ek olarak hiçbir ücret talep etmeden gönderide bulunacağım. Onu söyleyebilirim. Bize böyle istekte bulunabilirler. Zaten biz şunu yapıyoruz. Sınıf eğitimi olsun, özel eğitim olsun, normal eğitimlerde yeni bir takım bir şeyler bulduk mu bunları olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ama yoğunluktan dolayı bazen geç geri dönüş oluyor. Bazen zaman uzuyor. Ama olabildiğince biz bu noktada destek vermeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki eğitimimize gelen arkadaşlar, bizim yapmış olduğumuz çalışmalarımızı eğer her gün günlük yapmış olduğumuz YouTube'dan videolarımızı izledikleri takdirde zaten bir üst kademeye, daha üst kademeye, çok daha üst kademeye kendilerini taşıyacaklarını zaten eğitimlerimize de bahsediyoruz, anlatıyoruz. Bir eğitimden sonra bile artık grafikler sizin için anlam ifade etmeye başlıyor. Tamam, bu grafiğe göre almalıyım, bu grafiğe göre satmalıyım, bu grafiğe göre uzak durmalıyım. Excel tablolarını kullanarak gün içinde fiyatların yüksek olasılıkla aşağı yukarı nereye gideceğini, nereye geleceğini, bunları görebiliyor duruma geliyorsunuz. Bunu İsteyen olduğu takdirde dediğimiz gibi özel eğitimlerle bir yerde daha üst noktaya, gün içi trade etme noktasına, sadece ben bu işi yapmak istiyorum veya gerçekten bu işi sadece olmasa da normal arada da
asli işimin dışında takip etmek istiyorum diyenlere de özel eğitimleri de tavsiye ediyoruz. Ve fiyatlarımız da o anlamda herkesin rahatlıkla yapabileceği, ödeyebileceği tarzda tutmaya devam ediyoruz. Hatta geçen bir arkadaşımız aradı. Ya fiyat 2 sene önce de aynıydı, şimdi de aynı dediler. Ama tabii ki biraz ister istemez fiyatlarda, çünkü ben anlaştığım yerlerle daha önceden 200 liraya anlaşıyorsam yerine göre fiyatın arttığını ve dolayısıyla kişi maliyetini de bu işin içine katıyoruz. Şimdi çok detaya girmeden bakın değerli arkadaşlar, Antalya yarın, 2 hafta sonra Ankara, İstanbul, Bursa, bayramdan sonra Temmuz'da yine İstanbul, Kayseri 28 Temmuz, 5 Ağustos Pazar İstanbul, 1 Eylül İzmir, 29 Eylül Ankara olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Detaylı bilgilere dediğimiz gibi sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hemen geçiyorum arkadaşlar, çok uzatmadan. Nereye gelin? Dolar endeksi. Dolar endeksine bakıyoruz. Dolar endeksi evet bir düzeltme içinde ama ortalamaların üzerinde koruduğunu görüyoruz. Haftalığa şöyle dönüp bakıyorum. Haftalıkta durum. Hatta şunu kapatayım, ondan sonra tekrar detaylandır. Haftalıkta durum halihazırda güçlü seyrini koruyor. 96.600 üzerinde kaldığı sürece de yukarı istek devam edecektir. Aylıklara baktığımızda aylıklarda da hala güçlü olduğunu söyleyebilirim. Peki euro dolara dönelim. Euro dolarda durum nedir? Aylıklardan bakacak olursak, aylıklarda durum evet hala hazırda ortalamaların altında seyir devam ediyor. Zaman zaman tepki verse de cılız kaldığını görüyoruz. Hala hazırda negatif tablo söz konusu. Peki euro dolar aylıklar tablosunda nasıl bir hal içinde seyrediyor, ona bakalım. Gördüğünüz gibi aslında euro dolarda şöyle tabloyu yıllıklardan bakacak olarak 1.14'ler, 1.17 daha hala daha çok satıcılı tarafta seyrettiğini görüyoruz. Pivot bölgenin de altında hala hazırda zayıf. Aylıklar tarafında baktığımızda umarım görüyorsunuzdur benden dolayı 1.13.70'ler, 1.11-1.13.70 bu aralıkta seyretti. Biraz daha sanki bu aralıkta seyredecek gibi gözüküyor. Yukarıda aylıklarda 1.13.60'lar geçilmediği sürece euro dolarda aşağı istek devam edecektir. Çok önemli hattın altında. Orası da 1.13.50'lere denk geliyor. Bu hafta orayı dener mi? Denemek isteyebilir. Geçemediği takdirde tekrar aşağı olacaktır. Önemli bir haftaya da giriyoruz diyebiliriz euro dolar paritesi için. Dolar TL'ye dönüp bakıyoruz arkadaşlar. Dolar TL yine bahsetmiş olduğumuz gibi bakın bu hafta 5.82'leri gördü ki geçen hafta itibariyle ne demiştik? Dolar TL'ye dönüp şöyle baktığımızda bizim haftalıklardaki hedefimiz 5.80-82 bölgesiydi ki test edildi. Nokta olarak görüldü. Aynı şekilde aylıklar tarafında bakın hemen aylıklar tarafını alalım. Aylıklar tarafında ne demiştik? 5.60'ların üzerindeki her hareketlilikte, 5.55'lerin üzerindeki hareketlilikte gördüğünüz gibi 5.83'leri uzat. Güçlü, hala taşımak gerekir izlenim veriyor. 5.72-30, 5.72 diyelim. Bu bölge üzerinde kalmak isteyecektir. Kaldığı sürece yukarıda altılar evet bu ay içinde potansiyel hedef olmaya devam ediyor diyoruz. Ve burada haftalıktan aylığa döneceğim ama bakın yıllık tabloda da ne görüyoruz? 5.70'lerin üzerindeki hatta 5.55'lerin üzerindeki harekette 5.70, 5.80, 5.80'ler görüldü. Şimdi 6.70, 6.80, 7. Buralar olur mu? Yıllık tablodan bakıyoruz arkadaşlar. Bakın yıllık dediğimizde bu yıl içinde görebileceği seviyeler, potansiyel hedeflerden bahsediyorduk ki 5.55'lerin üzerinde biz 6.80, 6.70 bölgesine doğru bir hareket beklediğimizi zaten sık sık söylüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar öyle yazıyorlar ki belli kopmuşlar. Zaman zaman seyrediyorlar bizi. 5.20'den itibaren ne dedik? 5.16, 5.20 bizim için artık buralar dip. Biz 5.10 bekliyorduk dedik. Nereden itibaren? 6.80'den itibaren 5.10 bekliyoruz dedik. Nereye geldik? 5.13'lere kadar geldik. Oraya geldikten sonra tepki bekliyoruz dedik. Nereye kadar? 5.50, 5.70 geldik. Düzeltme bekliyoruz dedik. Tekrar 5.10'lara doğru gelebiliriz. Hatta 5'lerin altına gelebiliriz dediğimiz süreçleri eğer şöyle tablo üzerinden hemen şöyle anlatayım. Yani şunu tekrar etmek istiyorum. Oradan nereye varacağım? Bunu anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki hani şurayı bekliyordun, burayı bekliyordun. Eğer izlemiyorsan lütfen izle ve buna göre yorum yap demek istiyorum ben de arkadaşlara.
6.80'den 5.10'lara bekledik. 5.13'ler görüldü. Buradan tepki bekledik. Sonra buradan tekrar yataya gidecek. Uzunca bir süre yatay dedik. Zaman zaman yükselişler olur dedik. Hatta 5.80'lere doğru tekrar ikinci hamlede hareket beklediğimizi söyledik. Bu gerçekleştikten sonra burada tutunacak ama tekrar yukarı hareket bekliyoruz dedik. 2-3 haftadan beri bu beklentimiz 5.80'lerdi. Yani şunu da söyledik. Dedik ki arkadaşlar bakın artık bizim 5.10, 5'in altı senaryomuz yok. Arkadaş bunu eğer 6.80'lerdeyken söylediğimden beri hala düşünüyorsa ve arada izleyip arada izlemiyorsa koparsınız dolayısıyla kaçırırsınız diyoruz. Ve beklediğimiz bu anlamda gerçekten. Ha, ben burada şunu söylemek istiyorum. Demek istediğim eğer düzenli takip ederseniz zaten ne demek istediğimizi görürsünüz. Kaçırmazsınız. Şu düşüşte bile alış fırsatıdır dedik. Ne oldu? Alış fırsatı oldu. Şimdi 5.77'lerde kapanışı görüyoruz. Hemen ben dolar TL'deki tabloma tekrar dönüyorum. Bakın burada 5.55 üzerinde kaldığı sürece 6.70'ler 7'lere doğru 6.80 7'lere doğru istek devam edecektir. İlk etapta kısa vadede 5.75 önemli destek. Bu hafta içinde tekrar 5.80'ler ve üzerine denemek üzere tabloyu göreceğimizi düşünüyorum. Hemen aylıklara dönüyorum. Aylıklarda evet bu ay 5.50'lerin üzerindeki kapanış bile bizde doları yukarıda 6.5-6.80 bölgesine itmeye devam edecek. Yani burada çanağı tamamlamak isteyecek bir hareketten bahsediyoruz. Bu çanağın tamamlanması halinde biz ne diyorduk? Bakın arkadaşlar aşağıda 5, yukarıda 7, aradaki fark 2 olduğunu düşünecek olursak yani 8'lerin üzerinde bile potansiyel belki 8.5'lara kadar olabilecek potansiyel hareketten uzun vadede bahsediyoruz. En az 16 ay süre geçmiş olması lazım ki biz buraları görmüş olalım. Görmüş olalım. Bundan bahsediyorum. Dolayısıyla bunu da zaman içinde zaten konuşuyor olacağız, görüyor olacağız, yorumluyor olacağız. Önemli örnekler vermiştik. Rus rublesinden, Endonezya rupiyasından bu tabloları sizlerle paylaşmıştık. Evet, aylıklarda da durum budur. Günlüklerde dediğimiz gibi halihazırda trend devam ediyor, gücünü koruyor. Belki bu bölgeye geldiğinde bir ara direnç olup ama sonrasında hala hazırda trendin yoluna devam etme isteği içinde olacağını, bu çanağı tamamlama isteğinin olacağını sık sık söylemiştik. Devam ediyoruz. Hemen dolar TL'lik haftalık yorumumuzdan bu defa nereye geçelim? Dolar TL'den gram altına geçelim isterseniz. Bakın gram altında ne demiştik? Gram altında 240'ların üzerine doğru ataktan bahsediyor demiştik. 243 246. Nereyi gördük dün itibariyle? 242.80, 242.30'lar görüldü. Beklentimiz hala hazırda devam ediyor. Tabloyu şöyle haftalık taraftan baktığımızda evet gayet güçlü. İsteğin hala hazırda yukarı olduğunu ama üst banda doğru da 260'lara doğru bir potansiyel hedef vermiştik. Burayı da koruduğumuzu söyleyebilirim. Hemen tablodan günlükte şöyle baktıktan sonra ben gram altında yıllıkta bakın. Yıllıkta hedeflerimiz nerelerde? 230'ların üzerinde 237, 238 zaten buraları gördük. 242, 250 bu bölge. 260-61 potansiyel. Yıllıklarda bu hareket devam ediyor diyoruz. Peki aylıklarda 237 üzerinde kaldığı sürece de 248'ler potansiyel olmaya devam edecek diyoruz. Aylık yorumumuzu haftalık aylık yorumumuzu en azından aylıklardan yola çıkarak aldığımızda bundan bahsedebiliriz. Başka ne diyoruz? Şöyle isterseniz bir de sterlin dolara bir bakalım. Sterlin dolarda, sterlin dolarla herhalde ons veya DAX endeksiyle bir korelasyon kuruyorlar. Onu da yorumlayabiliriz. GBP/USD de Avrupa'daki durum tabii ki önemli. Bakın zayıflama hala devam ediyor. Enteresan. Yani zayıflamadan kastım şu. Yatay bant ama istek aşağıya gibi. Haftalıklara bakıyoruz. Haftalıklarda çok önemli dirençler. Avrupa'da özellikle İngiltere'de durumun biraz daha karmaşık olduğundan bahsediyoruz ama dip süreci mi? Evet. Uzun vade bakınca aslında dip sürecinde. Ama en azından yukarıda 133'ler, aşağıda 130'ların üzerinde biraz daha sıkışarak hareket devam edecek gibi gözüküyor. Aylıklardan böyle şöyle haftalıklara dönüyorum. Haftalıklarda da biraz daha zorlanma görüntüsü var. Sanki biraz daha aşağı ve biraz daha 130'ların altında aşağıda 130, yukarıda 131 gibi bantta biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor. 130'lar kırılmaması lazım sterlin dolardan. Hemen buradan nereye dönelim? Sterlin dolardan ons altın yaptık. Bir de Brent petrole dönelim. Bakalım petrol bize neler vaat ediyor? İçeride zamlar gelecek mi? Devam edecek mi? Bakın haftalıklarda daha önce de bahsetmiş olduğum seviyelerin de üzerine çıkan hareketler görüyoruz. Aylıklara hemen şöyle dönmek istiyorum ve tabloya döneceğiz bakacağız. Gerçekten çok güçlü ve bu
bu hareket bizi gerçekten bizim gibi ülkeleri çok fazlasıyla petrol ihracatı ithal eden ülkeleri zorluyor. Evet, nereye? 76 potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Aylıklarda 69'un üzerine 71-80, 72'nin üzerindeki harekette 75-77-78'e doğru bir atak olabilir mi? Şu an için 71-600'lerde 71-8 üzerinde günlük, pardon, haftalık kapanış görecek olursak buraları konuşuyor olacağız. Bu bize ne olarak geri dönecek arkadaşlar, biliyorsunuz. Son 10 günde 2 defa benzine gelecek zamı birkaç gün öncesinden, hatta saat vererek ilkinde önümüzdeki 48 ile 30, 36 saat ile 48 saat içinde benzine zam gelebilir ve bilim mumlara zam gelebilir dedik. Pat diye 36. saatte zam geldi. Ötekinde yorumu yaparken dedik ki bakın arkadaşlar, önümüzdeki hafta sonuna kadar, yani bu içinde bulunduğumuz haftanın sonuna kadar petrolde, benzinde zam bekliyoruz dedik. Dedikten ertesi gün zam geldi. İkinci zam geldi. Böyle olduğu müddetçe ne oldu arkadaşlar? Bakın burada etkisini gördük. Faizler benim o ilk benzin zammını söylediğim günden itibaren ne kadar yükseldi biliyor musunuz? %27. Faizlere yönelik de senaryomuz var. Faizlere yönelik senaryomuzda ne diyoruz? Faizler çok önemli tepe yapmıştı zaten, buradan düşüş bekliyorduk. 28'lerden 15'lere bekliyorduk, 18'lere bekliyorduk, gerçekleşti. 15 görmedi ama sonuçta dedik ki artık dip belli, yani burada enflasyon düşmeyecek. Birileri enflasyonun düşmesinden rahatsız mı acaba, yoksa bu işi bilmiyor mu acaba da diyebilirsiniz. Size kalmış seçim. Ben tahminen ne olduğunu tahmin ediyorum, biliyorum. Pek de konuşmak istemem bu anlamda. Bakın, fiyatlar yukarı gittiği müddetçe, enflasyon kontrol altına alınmadığı müddetçe biz Türkiye'de faizlerde tekrar ilk etapta 30'lar, arkasından bakın 18, 28, 38, 40, 45 bandına doğru faizlerde yükseliş görecek. Peki size bir soru sorayım arkadaşlar, hepimize, hep beyin jimnastiği yapalım, beyin fırtınası yapalım. Eğer faizler %40'lara gidecek olursa, Türkiye'deki 2 milyon bir yıl içinde satılması gereken emlak 1 milyonun altına düşecek olursa emlak fiyatları ne olur? Düşer. Faizler yükselirse ne olur? Bu kadar bankaların kredilerdeki geri dönüş yüzdesinin düşmeye başladığı bir süreçte, gelirin azaldığı, üretimin olmadığı, tarımın bittiği, ithalatın patladığı ve maalesef her şeyimizi ithalata dayadığımız, üretimin olmadığı süreçte ne olur? Ben size Arjantin, maalesef asla katılmıyordum bir yıl öncesine kadar, ama aynı hamam aynı tas, hala İstanbul seçimleri sonuçlanmadı. Düşünebiliyor musunuz? Kim bilir arkasında daha neler var, neden dolayı sonuçlanmıyor? Bilemiyoruz. Memleket için hayırlı olsun diyoruz. Her şey için, gerçek olan her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Ama faizler burada arkadaşlar, size söyleyeyim, enflasyonda %40, %50, %60'ları görebiliriz. Faizlerde %70'leri göreceğimizi düşünüyorum. Bunu söyleyen kişi olarak şunu söylüyorum. 2,5-3 yıl önce faizler daha %6,5, %7'lerdeyken %18, %20 faizi söyleyen bir kişi olarak, o gün ortada kimse yoktu. Bugün en popüler ekonomistlerden dahi hep cari açık hikayelerini duyduk. Ama enflasyonla ilgili çok konuşan yoktu. Hep uyardık. Herkesi uyardık. En büyük sorunumuz enflasyon. Evet, görüyorsunuz. Şu an durum bu. Maalesef buraya doğru gidiyoruz. Yani inşallah yanılırım diyorum. Bunu gerçekten bakın canı gönülden söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü geri dönüşü bugün bu iktidar gider, başka iktidar gider. Ama gelecek olan iktidar da maalesef veya yönetim de maalesef çok zorlanacak. Yani hepimizin zamanından çalınıyor. Hepimizin zamanından çalıyor birileri arkadaşlar. Umarım memleket yolu. Bunu siyaset üstü olarak düşünün arkadaşlar. Maalesef, maalesef çok kötü. Hele şu seçimler genel seçim olsaydı, bu durum çıksaydı, ben düşünemiyorum arkadaşlar ülkenin halini. Tabii sen ne yaparsan yap, Tanrı'nın başka bir planı vardır arkadaşlar. Evet, o da herhalde zaman içinde gelecektir. İnananlar için söylüyorum tabii. Dolar. Dow Jones'a bakalım. Evet, nereye geldik? 100 endekse de geleceğim. Dow Jones'a, DAX'a geliyorum. Ve DAX, şöyle baktığımda DAX'ta durum aylıklarda son bu noktaya dokunup büyük ihtimalle burada, demek ki arkadaşlar asıl büyük düşüşler Mayıs'la birlikte dünyada başlayacak. Hisse senetlerinde ciddi bir çöküş arkadaşlar. Son hamle, sonra
dünyada ciddi bir çöküş. Bu yaz çok sıcak geçeceğe benziyor gerçekten. Ve de Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da aynı şekilde arkadaşlar. Burada da büyük ihtimalle Dow Jones'ta da üçlü tepe ciddi çöküşler göreceğimizi düşünüyorum. Maalesef görüntü o. Ve ben senaryomu da buna göre ayarlıyorum. Diyorum XU 100'e geldiğimde yüzde de bakın 33 yılda bir defa kırılan ve o kırılmayı da ben söylemiştim. Arkadaşlar ben söylemiştim lafı çok böyle bir şey bir laf gibi ama maalesef onu yıllarca da dikkat çektik. Kırılmaz dediğimiz süreçler oldu. 2017'de kırılma ihtimalinden bahsetmiştim. İhlaller oldu ama üzerine çıktı. Çok büyük ihtimalle kırılma gelecek arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu kırılma ilk etapta 105.84. Bakın 105.84 ne yapar? Aradaki 20.000 puan, 21.000 puanlık farkı. Yani neye göre söylüyorum? Bakın şuraya göre söylüyorum. 84.000. Burası kaç? 105.000. 106.000. Arada kaç puan var? 22.000 puan var. 80.000 puanın altında 22.000 puan düşersek nereye gelir arkadaşlar? 58-60 bölgesi. Yani bakın şu 200 aylık hareketli ortalama var ya arkadaşlar. Önümüzdeki 16 ay içinde göreceğimiz seviye. Dönüyorum bakıyorum. İlk zirveden aldığımda 2008 krizi, o zaman Tercüman Gazetesi'nde yazıyordum ve sık sık uyarıyordum 2008 krizi. Dünyada da aynı şekilde. Kaç ayda gelmiş? Bakalım. Şöyle bakıyorum. Siz göremeyeceksiniz belki ama 13 bar gözüküyor. Alıyorum. Şu an kaç bar olmuş? Tepeyi düşündüğümde 1, 2, 3, 4 16 demiştik. Yani 12 demek ki arkadaşlar önümüzdeki 12 ay içinde borsada 60-58 bin görme olasılığınız yüksek. Yükseliyor. Temel düşünelim. Üretim yok. İthalat, enflasyon, faizler, hane halkı, gelir durumu. Makro ekonomik açılardan düşündüğünüzde aylardır insanlar çok kötümser ama biz şurada çok iyimserdik biliyorsunuz şu yükselişi yakaladığımızda. Sonra dedik ki bu son senaryodur düşüş. Hemen buradan arkadaşlar şimdi haftalığa da döneceğim. Yabancı takasına da döneceğim. Bakın yabancı takasında ne diyorduk? Ocak ayında yabancı yangından mal kaçır gibi mal alıyor. Ama Ocak, Şubat sonunda ne dedik? Yabancı şeytan göğümüş gibi kaçıyor. Kaçtığında gördük bu çöküşle. Seçim meçim hikaye her şey bahane daha doğrusu diyelim. Etkiler falan. Şu hat görüyorsunuz. Yani orası 89-90'lara geliyor arkadaşlar. Bu ay 98.000 altındaki her kapanışta biz bu senaryoya doğru. Yani Haziran'da büyük ihtimalle 80. Haziran Temmuz'da 80-81'i görmüş olacağız diye düşünüyorum. Hemen dönüyoruz. Haftalığa bakıyorum. Haftalıkta gördüğünüz gibi devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 90.000 tekrar aşağıya. Günlükte tepki verdi ama hala hazırda devam ediyor. Belki bir sıkışma olur mu? Şu hat geçilemeyecektir. Devam edecektir. Aşağı beklentimiz zaten bu hafta içinde de gördüğünüz gibi gerçekleşti. X30 yakın vadeye döneceğim. Yabancı takasına döneceğim. Ondan sonra hisseleri de detaylı bir şekilde eğer ya yani bugün vaktim olursa yapmaya çalışırım. Olmazsa birkaç hisse üzerinden gideriz. Pazartesi, salı detaylı hisse çalışmaları, haftalık, aylık durumlar nedir? Endekse göre güçlü zayıf hisseleri çıkartırız. Hemen bakıyorum. 122.200. Aşağıda evet. Tepki verdi. Ama hala hazırda bu bölgede dengelenip aylıklar tarafında şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi aylıklarda da haftalıklarda da aşağı yönde istek devam ediyor. Aylıklarda da bu bölge 110.000'ler arkadaşlar. Şöyle yapalım. 136.000. 106.000. 30. Demek ki burada da 75. 70-75 bölgesine doğru 30 endekste ihtimal dahilinde olacak gibi gözüküyor. Yabancı takasını YAP-TKS oran diyeyim. Günlük. Bakın omuz baş omuz oluştu. Omuz oluştu. Hedef daha aşağıda. Şu an için tepki şurada olduktan sonra daha güçlü. Yabancının adeta kaçtığı dönemi göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tüm eğitimle ilgili bilgilere sayfamıza ulaşabilirsiniz. Ama isterseniz şöyle bir hisse dedik değil mi? Bir garantiye bir bakayım.
garanti daha çok X banka pardon X banka X bankaya bakıyorum. Bankacılığı görüyorsunuz arkadaşlar. Maalesef gördüğünüz gibi ne dedik? Bu hafta çöküş haftası. Evet. Bankacılıkta da aşağı yönde istek artacaktır. Garanti bankasına bakıyorum. Çok sert satış yedi ve piyasaya tepki gelir yani garantiye tepki gelmedi. Çünkü burada satılan satıldı ve nerede kapattı bakın arkadaşlar. Bakın kapanışa bakın. Bu hattı kırdı. Demek ki aşağı daha da yolu var. Halk banka bir bakalım. Ve kırılma var. Vakıf Bank kırılma var. Akbank bir tepki verdi sanki ama orada da büyük ihtimalle kırılma devam edecektir. Aselsan dipte ama büyük ihtimalle orada da artık yeni yeni kırılmalar göreceğiz. Maalesef Türk Hava Yolları bunun ötesinde başka ne olur? Ereğli tepki verdi ama Ereğli de bakın şu hat geçilemeyecektir. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar Ereğli de geri çekilmeye göreceğiz. Hisseleri öğretici çalışmamızı sizlerle paylaşacağım. Ama bir hadi bir 30 endeks olarak bir bakalım isterseniz. Açsel şöyle bir hızlı bir geri çek. Haftalık bazda bakalım. Haftalık bazda pardon. Bakın haftalık bazda hemen. Akbank iyi durmuyor. Arçelik sıkıştı. Orada da bir aşağı hareket görebiliyoruz. Aselsan maalesef sarı çizgiye kadar yani 18'lere kadar BİM'de ciddi kırılma arefesinde Doğan aşağı yönde kırılmalar. EKG'ye o ciddi kırılma görebiliriz. Enerjisi şu an için çok ayrıştı. Ereğli görüyorsunuz şu hattı 9.70 görüyorsunuz şu kırmızı. Orayı geçmesini zannetmiyorum. Furoto biraz daha ayrıştı ama bir yatay sonra daha düşüşler söz konusu olabilir. Garanti geçilemedi. Daha düşüşler hızlanabilir. Halkbank aynı şekilde görüyorsunuz. Daha önceki dibi neresiydi? 5.49'lar. Bu seviyelerin altı bile konuşabiliriz. Hafta içinde açıklanan ekonomiyle ilgili bir paket vardı. Maalesef. 5.60. İşçiye'de de tekrar aynı bölgelere doğru geri çekilme. Hatta işçiye'de şöyle söyleyeyim demeyelim de ondan öte. 5.30'lar görebileceğimiz seviyeler gibi gözüküyor. Koç Holding'de aynı şekilde geri çekilmeleri görebiliriz. Aynı şekilde Koza A'da geri çekilmeler görebiliriz. Başka çok önemli ortalamaların altında hepsini kırmış durumda arkadaşlar. Birçok hissede maalesef tepkiler gelse de cılız kalıyor. Adeta birileri iyi bir fırsat diyerek çıkmaya devam ediyor. Özellikle yabancıda bunu görüyoruz. Pegasus çok güçlü. Çok pozitif ayrışmış durumda. Bakalım ne hareket olabilir. Pegasus'u özellikle izlemekte fayda var. Sabancı kırılmalar devam ediyor. Şişe biraz daha yatay gelecek gibi gözüküyor. Orada da zayıf aslında. Tepelerin bulduğunu düşünüyorum. Daha geç tepkiler veriyor. Soda'da olduğu gibi. Şişe'de tavda da bir geri çekilme göreceğimizi söyleyebilirim. Turkcell'de aynı şekilde. Hava yolları sıkışıp daha aşağı hareketler zaman içinde gelebilir ama biraz daha yatay gibi hava yolları. TKFN şu an için hala hazırda güçlü gözüküyor. Toasoda tepki ama bu hafta biraz daha geri çekildi. Geri çekilme önümüzdeki haftadan itibaren devam edebilir. Bu neydi? Telekom. Telekom. Tüpraş da aynı şekilde tepe. Telekom'da da ciddi kırılmalar. Tüpraş tepe. Vakıfbank daha sert geri çekilmeler. Nereye kadar? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz seviyeler. Yapı Kredi de aynı şekilde ortalamaların altında. Hemen hemen hisselerin hepsi de. Hisseleri de şu an için gözden geçirmiş olduk. Maalesef çok da olumlu gözükmüyor. Bazı hisselere tepki gelmiş olsa da çok önemli görüyorsunuz. Kırmızı, sarı, mavi ve lacivert bu hareketli ortalamaların hepsinde altında haftalık ortalamaların altında hisseler maalesef bu da çok olumlu bir görüntü arz etmiyor. Video uzun oldu biliyorum ama elimden gelen bu. Ben herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.